Herkese selamlar, hoş geldiniz. Karşınızda Hearts of Iron 4'ün Modern Day moduyla devam ediyoruz. En son biliyorsunuz ki Nistan'ı yuttuk. Ardından ne yaptık? Çin'i devirdik ama Çin'i alamadık. Nedense alamıyoruz. Büyük ihtimalle gerçi bölgesel güç konumu düşmüş durumda. Biz de Great Powers, süper güç konumunda değiliz ama Great Powers en azından, ama hala alamıyoruz kendisini. Nedenini bilmiyorum. Alabilmemiz lazım. Ben de gözüm Brezilya'ya diktim. Puanım bayağı bir kastım. %100'e kadar bunu getirdim. Bir kere bastım. Failed oldu. Dedim ikincisini videoda basayım ki şeyi olsun, böyle şanı şöhret olsun. Bu arada borcu da kapattık sayılır. Onu da şöyle hemen kapattık, daha doğrusu şöyle tak diye ödeyelim. 202 milyon dolarımız kaldı. Tabii ki şimdi bundan gelen 15 trilyon borç üzerimize yığılacak. Ardından üniversitede falan bunların hepsini fulledim. Bunu fullediğim zaman zarar ettiğim için bunu geri buraya çektim ki vergileri kısabileyim. Ama bunun 15 trilyon borcu olduğunu görünce büyük ihtimalle bunları tekrardan en dibe çekeceğim. Ve ayrıca burada %20'ye düşebileceğim en düşük seviyeye düştüm. Buna düşemiyorum. Nasyonist ya da salafist olmamam gerekiyormuş. Olmam gerekiyor. Zaten nasyonistim. Ve ekstra olarak da seçimleri kapatmam gerekiyormuş. Ben seçimleri kapatmak istemediğim için de gerek görmedim böyle bir şey. Zaten trade deal opening faktör, yani hani ticaret anlaşmasındaki ilişki faktörü düşüyor burada. Burası o yüzden çok daha mantıklı. En azından %20 artış var. Hani millette daha iyi bir ticaretimiz var. Hani az da olsa, hani çok parayı verene veriyoruz gibi bir durum söz konusu aslında. Aldığımız 300 fabrika 80'e düştü. Bu da haliyle gelirimize dokundu. 22,5 milyar dolar kazanıyorduk günlük. O 16'ya falan düştü. Yani bir 4-5 arası bir zararımız oldu. Şimdi sizle beraber şu Brezilya'yı defeat the coup diyor. Yok öyle bir şey. Bir daha denedik. Bir daha mı kaybettim? Şaka değil mi bu? Hani espri yaptı. Oğlum, 99'a çıkartmışım lan. Nasıl defeat oluyor biliyoruz. Bu arada biliyorsunuz boşta askeri fabrika olduğunu gösteriyor. Ama bir yandan da baktığınızda boşta şu an şunları da çeviriyoruz buradan, boşta dediğim. Bir yandan da burada birçok fabrikayı da çeviriyoruz. Şu anki üretim yeterli. Aslında çok fazla çevirmeye gerek yok. Yani şu bittiği zaman büyük ihtimalle kalanlarını iptal edeceğim. Yani şimdilik çevirebildiği kadarını bir çevirsin. Ardından kalanları iptal edeceğim. Çevirmeye ne kadar alıyordu? Burada yazmıyor değil mi? Burada yazar. Burada da mı yazmıyor? Vay arkadaş. Neyse, sıkıntı yok. Şu puan biriksin o zaman. Hatta birikmesi için şuradan para vereyim ben. Şunu vereyim. Bana 100 politik güç ver. Şunlardan biri de veriyordu. Ha, bak, CV fabrika alırsam. Ya da sihir fabrika basımızını arttırırsam. Arttırayım. Üzerine bunu da alayım. Al. Sana politik gücü. Politik gücü bu şekilde parayla elde edebiliyoruz yani kısacası. %46 şansım mı var? Evet, başarılı olduk. Sonunda 3. denememizde başarılı olduk. Kendilerine artık yutamıyorum. Bu grid power diyor. 3. denememizi aldık da niye geri basamıyorum? Bla 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 bla. Kardeşim her şey tik var işte. Tık 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 tık. İlişkimiz mi kötü? Bu mudur olay? İlişki mi lazım? Eksi 30 ilişkinin komşularıyla eksi 30 ilişkisi mi var? Çin'e de mi aynı olay lazımdı? Atalım ona da ilişki. Anlamadım ki arkadaş. Çin almamız şart, şey Brezilya almamız şart, çünkü bunun hafif metalleri falan, tungsteni mungsteni bize çok lazım olacak. Baktığımda da hani onun dışında cidden bize böyle uy aldım lan, bir aldım beni uçurdu diyebileceğim ülke yok. Bir an bastım mı Fransa? Şöyle baktığım zaman Meksika bile alsak çöp yani. Hani çelik zaten halloldu sayılır gibi, çelikle tungsten, ama ki hepsinden alabildiğim kadar alıyorum bu arada gördüğünüz üzere. Ama maalesef ki maalesef yetmiyor. Çünkü alamıyorum adam akıllı.
Almanya vuracağım kafana. Ver, veriyorsan ver, vermiyorsan verme birader. Allah Allah. Ona göre alalım. Her düşümde şu fazlalıkla beraber benim payımı da satacaksan daha almayacağım ona göre. Şundan alalım. Tungsten'i falan isip alacağımız hiç kimse yok. Aa dur, birini gördüm. Birini gördüm, 44 tanesi vardı. Boşta 44 gördüm. Gördüm. Deli değilim ben. Deli değilim. Deliymişim. Şunu gördüm büyük ihtimalle. 49'u gördüm. 44 sandım. 452 şili alasım var. Burada da yok ki arkadaş. Yüksek bir miktarda böyle cebinde bulunduran. Vietnam'ı alacağım gibi duruyoruz yani böyle alüminyum için. Şöyle bir bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum da. Aslında şöyle gerçekçi olarak baktığımızda dünyada en çok alüminyum Gine'de bulunuyor. Bu gördüğünüz Gine'de bulunması lazım. Ama Arap ülkelerinden çıkıyor nedense bol bol. Bunu çözemedim. Kanada'yı mı alsam ya? Kanada iyidir bak. Kanada'yı mı alsak? Bu arada ben power'ımız gördüğünüz gibi 20 milyon üzerine çıktı. Hindistan'ı yutunca. Bu arada Amerika 190'mış yani istediği zaman tak diye pop it yapabilir Kanada'yı. Nasıl bir adam lan bu? Aslında mesela Kanada çok oynanabilir bir ülke biliyor musunuz? Hani bir Kanada ile oynamak isterim cidden. Bir sürü böyle markalarla falan işler yapıyorsunuz. Hani ülkeyi geliştiriyorsunuz. Büyük ihtimalle Amerika'nın bu yaptırımlarından kurtulup özgür bir Kanada olmaya çalışıyorsunuz. Zaten Kanada biliyorsunuz ki hani Amerika gibi kendi halkı pek olmayan bir ülke. Tamamıyla dışarıdan insanların gelmesiyle oluşan bir ülke. Mesela burada ne varmış? Kanada Abroad. Kanada enflüs mesela. Burada ne yapıyor? Kendi enflüsünü arttırıyor. Sonra buradaki diğer ülkelerin şeyini mi azaltıyor? Bu ülkelerin enflüs kazanıyor sanırsam. Böyle. Strength in the Americas. Amerikalılardan daha üstün oluyor. Ve bu yani şu alttaki Güney Amerika ülkelerinin şeyini ele geçirme gibi bir hedef var burada gördüğüm kadarıyla. Mesela Vietnam falan projeleri bak buraya endüstri marketler falan kurdurtuyor. Yatırımlar attırıyor bu bir tek seferde. Yani bayağı bir mesela bak 10 milyon bildiğin cebe atıyor. Uçukka. Başlangıçta 10 milyon iş yapar. Güzel bir Kanada ile de oynamak isterim. Bu arada ikinci seriyi de ben Modern Day üzerinden yapmak istiyorum. Sizin de görüşlerinizi almak istiyorum cidden bu konuda. Bana bunu yorum olarak söylerseniz cidden çok iyi olur. Hani bu seriyle alakalı bir ikinci seri, yan seri olarak da bir seri devam ettirelim. Herhangi bir ülke olabilir. Hiç fark etmez isterseniz. Afrika'dan da Ruanda, Muanda da olabilir. Hani bir hedef uğruna mesela atıyorum Afrika'da bir ülkeyle bütün Afrika'yı toplama gibi bir amacımız olduğu bir şey. Ya da bir Güney Amerika ülkesiyle. Hani mesela sallıyorum Paraguay ile bütün Güney Amerika'yı toplama hani gibi bir amacımız olduğu bir şey yapabiliriz. Hani World Conquest'ten ziyade kendi amacımızı güderekten ilerleyeceğimiz bir seri düşünüyorum. Bu mod olabilir, başka mod olabilir. Fark etmez tamamen size kalmış. O konuda bana isteklerinizi söylerseniz çok daha mutlu olurum. Bu arada savaş için hazırlık yapmak zorundayım. Ordu basıyorum burada bunu göstermedim. 24 tane özel birlik, işte 2 tane 3 tane 3-24'lük kısacası ordu çıkartıyorum. Neden? Çünkü Pakistan UNASUR'a dahil. Çin de dahil. Şimdi ben Hindistan'ı aldığım için baktığımızda burada bir sınır var. Burada bir sınır var. Burada bir sınır var. Burada bir sınır var. Burada kocaman bir Pakistan sınırı var. Ya zaten tahminimce bir buradan ve buradan aynı zamanda vurduğum zaman şurayı tek bir sınır haline getireceğim. Ondan sonra kafa rahat zaten. Ama buradan ittirebilir miyim bilmiyorum. Savaşta ittiriyorlar mı, ittiremiyorlar mı tam belli değil gibi ama şeyden düştüğüne göre, bölgesel gücü düştüğüne göre baya sıkıntılı durumda diye tahmin ediyorum. Çin keşke poputlayabilsem. Brezilya'yı da alamıyorum. O da bir garip. Allah Allah. %46'ya mı düştüm?
Hadi lan oradan. Reject mi? 24'e mi düştük? Oha. Yok artık. Şaka yapıyorsun. Şu İran'a mı alıp aradan çıkarsak? Bunlar dahil mi ona sula? Özbekistan, Tacikistan falan. Kırgızistan dahil. Tacikistan dahil. Kazakistan dahil. Ama Özbekistan, Türkmenistan dahil değil. Afganistan dahil değil. Eğer ki İran'ı çıkartırsam aradan buradan tek bir şurası kalıyor. Yani şurayı aşıp şu dar koridoru aşıp ki aşmamız biraz zor olacak. Savaş olur da girersek. Ne yapayım? İran'a mı vereyim? Alıyor buna ya. İran da almıyor ki. Kimi alayım birader ben? Kaldım böyle ya. Kime? Şimdi birine dalsam bütün dünya arkasından gelecek. Bunlar Avrupa Birliği ülkeleri zaten. Buna bir daldım bütün Avrupa'yı karşımıza alacak. Ne yapacağım? Ben de bütün Avrupa'yla mı çarpışsam acaba? Öyle bir plan mı yapsam? Bilemedim ki. Bu arada ben niye şu garnizon birliği hangisi? Şurayı niye tutmuyorsunuz birader? Canım Kıbrıs'ımızı. He? Oraya da asker götür. Oraya da seri. Antrenman yapın. Sizler de antrenman yapın. Sonra gelelim buraya. Ben dalacağım artık birine ya. Bakalım. Yugoslavya zaten İtalya ile savaştı. Mesela Yugoslavya'dan girelim. Bunun kaynağı maynağı da vardır. Bak 3 kuruş bir şeyler mişleri de var. Beraberinde şey değil. Bunlar Avrupa Birliği'nde değil zaten. İtalya'da değil. Nasıl mesela İtalya'ya girebiliriz arkadan. Garantileyen var mı? İtalya Yunanistan'ı falan garantiliyor. Macaristan'ı garantiliyor. Mısır'ı garantiliyor. Ben direkt İtalya'ya gireyim. Ya da Mısır'a gireyim. Oradan Mısır'a bakayım. Sınır var değil mi? Aynen Mısır'a girelim ya da. Olabilir. Mısır'a girebiliriz. Bunu düşünmek lazım ama aslında bir. Bu bölüm böyle gene kısa olsun. Ben bunu bir düşüneyim taşıneyim. Bir test edeyim. Bakayım hangi ülkeyi. Hani video dışı bir bakayım güçleri neymiş nelermiş. Şu an mesela kar ediyor. Bak borcunu ödeyebilecek bir ülke. Bununla bir savaşa tutuşalım ya. Bizim de bolca gemimiz oldu. Çünkü biliyorsunuz ki Hindistan'ı aldıktan sonra Hindistan'ın filosu da bizim oldu. Hindistan'ın da güzel bir filosu varmış. O filoyu da şöyle birleştirip şu Koçi'ye yatırtsak nasıl olur? Mesela bir fikir yani. Hani bir ön plan, bir fikir. Bir yandan da biliyorsunuz ki burada denizaltıları vızır vızır basıp basıp şurada basıp basıp bu birliğe veriyoruz. Buraya kaynak gelmiyor. Onun dışında orduya şu an üretime tamamen net bir şekilde kaynak geliyor. Gemilere yani gelmiyor. Bu gelemeyen kaynak. Onun dışında aslında hiçbir sıkıntımız yok baktığımız zaman. Tanklar, uçaklar vızır vızır üretiliyor. Bir sürü uçağımız, bir sürü tankımız, her şeyimiz var. Mesela bunlara baktığımızda bayağı az üretimleri. Neden bilmiyorum ama bunlar üretimler az. Kaynaksızlıktan üretimleri çok yavaş ilerliyor büyük ihtimalle. Fabrikaları çok bile olsa. Ben önce Yugoslavya tarafına girip, Yugoslavya sonuç olarak burası kendi ana toprakları oldu. Yugoslavya ve Bosna'yı alıp ardından şuradan bir çıkartmayla şu bariye büyük ihtimalle şu bari Toronto şu köşeyi alıp bu köşedeki savaşımıza da çizmeyi alıp içeri girmeye sonra Avrupa Birliği'ni yavaş yavaş yiyip sonra dünya fethine falan gidebiliriz yani diye düşünüyorum. En azından bu bölüm şöyle oldu. Planlama aşaması diye düşünebilirsiniz bu bölümü. Tamamen planlama yapıyoruz burada. Ekstra bir farklı bir şey yapmıyoruz. Plan kuruyoruz, şey kuruyoruz. Birader bu arada sen Victory Point'leri sal. Ya da Victory Point'leri tut, havalimanlarını sal. Tamam. Böylelikle daha çok adamla daha çok iş yap. 48-48 bölmek lazım da vallahi hiç uğraşacak. İyi de değilim ya. Bu arada ben askeri fabrikada düşürüyorum. Bir şey değişmiyor gibi hissettiriyor bana. Çözemedim. Bu Brezilya ne yaptı da böyle bizi indirdi ben anlamadım. Adamı milliyetçi yaptık. Adam milliyetçi dedi kralıyım lan dedi ben. Sana hayırdır oğlum dedi. Ben buna peki yatırım teklifinde bulunsam. Hani yatırım yaptığım için belki der mi? Ulan bu bana yatırım yaptı birader. Para verdi para. Yolumuzu bulduk. Dur, alüminyum falan nereden çıkıyorsa oraya basalım. Şuraya mesela. Hani mesela böyle yatırım yapsam beni sever mi acaba?
Öyle bir durum söz konusu olma şansı var mı? Şuraya yaptık mı? Yaptık. Buraya Amazonlara yapalım. Mesela Amazonlar da gelişsin. Şu an mesela yatırımda çatır çatır kabul ediyor. Hiç aman abi olur mu öyle şey falan demiyor. Bitti. Yatırım almıyor daha. 3 trilyon zaten dışarıda yatırımımız var. Şimdi reis %60'a çıktık bu arada yatırımlar sayesinde. Hala rejekliyor. Birader sen kaşınıyorsun. Ben bir şeyler hissettim. %70'e çıktık bu arada. Hani iki tıkla da bayağı sömürebiliyormuşuz. Dur bakayım bir 15 dakikaya bir çıksın bakayım video ya. 15-13 dakikada video atmayalım. Dur bakalım dur. Halledeceğiz. Araştırmalar gelmiş hiç ruhumuz duymuyor. 2025'e geçmeyelim be. O kadar da uzun boylu değiliz diye hissediyorum ama. Bilemedim. Öyle miyiz acaba? Şöyle hızlıca bunu da hazırlayalım. Şimdi Karadeniz, Maradeniz, Hatay, Matay her yer tutuluyor değil mi? Aynen. Güzel, güzel, güzel. Yani bu Unasul Savaşı'na girmek için aslında buna hazırlanıyoruz da bakalım şu ordu indikten sonra kafa göz... Ha bu arada ordu hazırmış lan. Ben şu an fark ettim bak ha. Şöyle hani bu hazırlık aşaması gibi düşünebilirsiniz. Bir sonraki aşama savaş olacak. Ama kimle savaşacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz? Net bir şey söylemek açıkçası pek mümkün değil. Bunları ikişer kere bassak bu arada bizim için daha mantıklı olacak. Bunları da Kayseri'ye indirelim. İnerse. Şimdi şu grup. Şöyle seçeceğim. New Trader'a atacağım. Bu grubu burayı seçeceğim. Şimdi buna diyeceğim ki ana toprak sınırları. Buna diyeceğim ki Hindistan cepheleri. Buraya diyeceğim ki garnizonlar. Ve şunu da bunu da lan nereden alıyorsun? Yani şuradan. Şunu yukarı alacağım. Şu grubu da indirmeyeceğim. Basabiliyorsam bir 24 daha basarım bu arada. Eğer ki öyle bir şey mümkünse bakayım. Bir 12 bastırtıyor. Eksi düşen herhangi bir kaynağım var mı? Mesela ben bu kadar utility fish bu arada 100K'lara çıkmış. Yani stoklarda hiç sıkıntı yok. Hatta ben bunların içini bir tık daha fulleyip uçurmak istiyorum. Motorize infanteri ile doldurayım ben bu orduları. 80 vite falan çıkabiliriz yani şöyle. Bakayım şöyle 80'e çıktık mı 78'de kaldık. O zaman şöyle arkadan bir utility daha patlat. 79 mu oldu? Doldur anasını satayım doldur. Doldur için 100 vit. Ne oldu şimdi? Eksiye düştük mü? Bakayım mı? O kadar utility yeşil üretip eksiye patlattım mı? Nereden utility yeşil? 42K. Bakıyorum. Basılanlarla dahil bu arada 42K. 34'e düştü. Bir gün daha bir geçsin bekliyorum. Düşecek mi? Yok düşmedi. Tank olarak da 17K tankımız var. Tankları da arttıralım. Tankları niye arttırmıyoruz? Ekle kardeşim buraya. Mekanize ve self prop artileri. Buraya da şey koy. Bir tank birliği daha dizi buraya al. Arka slota. Şöyle. 84. Şimdi bir dakika. Tank tank tank. Hangi tank nerede lan burada? Mimel tank. Heh. Şu an diyor ki 21K ihtiyaca düşer diyor. X'e düşersin böyle olursa. Bunun yerine peki armorut ne dizebilirim. Armoruttan ne gelebilir? Yani şöyle bir şey yapabilirim. Bunun son iki tanesini mekanizeye çekebilirim. Hatta şu son iki değil son üçü çekersem şöyle dengeyi kurmaya çalışıyorum. Hatta mekanizeyi arttırsam ne oluyor? Şu hasar ayarını değiştirmeye çalışıyorum. Tanklardan çok hasar almamasını sağlamaya çalışıyorum. Bir denge kurmaya çalıştım da. Böyle yaptığımızda peki herhangi bir eksiye düşecek bir armored personnel carrier.
Ha, şeyler, mekanizeler bir patlayacak dediğine göre patlasın. Mekanizeye dönüştü hatta. Birlik tanktan mekanizeye dönüştü. Mekanize af fazlalığından dolayı ama tank birliği aslında. O zaman şöyle tankları arttırıp 3'e 2 yapalım. İkisi fit olsun. Böyle daha mantıklı. Yani hem tank hem tanktan ne eksiye giriyoruz hem de şeyden eksiye giriyoruz. Hiç sıkıntı yok. Gün bir geçsin. Tamam, sıkıntı yok. 1000 eksi bu kapatılacak bir problem. Şöyle bir ilerliyorum. Ki ben zaten sizler yokken burada helikopter diyecektim neymiş. 24 helikopter ne yapacağız lan diyecektim. Basmadık bile helikopter. Tamam, bu topçu açığı falan kapanır. Şimdi bunları eyvallah değiştiriyorduk da artık şu an açıklar çıkabildiğini gördük. Şu. Değil mi lan? Zırhlı personel taşıyıcı. Tulpar mıydı yoksa? Yani dur. O değil. Şöyle. Ne olarak geçiyorsun lan sen? Ben bu olduğunu varsayıp bunu ona çıkartacağım. Dönüştürme. Yeter. İstemiyorum. Aslında dönüştürmesi efektif de olabilirdi ama dur bakayım. Şöyle bir ayar çekeceğim de şimdi top 15'e çıksın. Biraz alttan üstten kısarak 50 uçak değildi. Mesela bu multirolleri şöyle 40'a indirsek 14 fabrika mı açıkta kaldı? Şunu da 20'ye çekelim. Hani kaynağı da hem de rahatlatmaya çalışıyorum bir yandan. Şimdi bunu iptal et. Bunu da iptal et. Tamam, sadece bu mu? Eyvallah. Çelik açığı mı çıktı? Ben bunu vuracağım. Vallahi vuracağım ben ya. Şeyi. Manyak etti bizi ya. Dur, fazla almışız. Bakayım, fazla almadık birader. Fazla aldık. 4. Tamam. Veremedi bir anda. Almıyorum Çin'den ya, zıkkım. Defol git. Şunlardan 6-6 alırım. Daha iyi arkadaş. En azından işimiz garanti. Şu Endonezya'dan 6 tane. Senden de bir 6 yeter bana. Tamam. Bunlar da gelir yani. Alüminyum ihtiyacı da dengelendi hem de böylelikle. Böyle bence çok daha mantıklı oldu. Bunlar zaten hani bir fabrika bile olsa bana yeter. Çünkü bunları şu an kullanmıyorum bile. Atak helikopter ayarladık da. Basmıyoruz bile kısacası. Şöyle çok daha mantıklı oldu. Hatta varsa fazla şunu da vermek isterim. Varsa fazlasını da kim? Dakika. Dur şimdi. Arma diyor. Ben tulpara veriyorum. Armaya verecekmişiz. Şu. Bundan çekiyorsun. Tamam. O zaman şöyle iki tane askeri fabrika ateşliyorsun kardeş. Bir, iki. Sonra altyapı spamlıyoruz. Her yere altyapı. Şimdi burada çelik çıkan birçok yer var zaten. Bunları arttırırsak buradaki bizim kaynak artışımız zaten daim olacak, üstün olacak, bizi toparlayacaktır. Şunları şöyle yapalım. Bakalım şöyle. Şu iki çeliğe bile basacağım. Çıkmadı lan bu arada oradan. Oraya basmasak da olur. Ama buralar cephe olduğu için buralara basmak zorundayım, şuralara. Şöyle yani buralarda cephe savaşı dönecek çünkü burada savaş dönecek. Şuralara basılmak zorunda. Ondan sonra şöyle bu İran sınırı komple basılmak zorunda. Yine ana vatana basılmak zorunda. Kaynaklar buradan çıkacak çünkü gidecekler. Şu İran sınırı gene komple basılmalı. En arkasına kadar. Onun dışında buradaki petrolü de arttırabiliriz. Hiç problem olmayacaktır. Şöyle zoom attığımızda şurada bir çelik, burada bir çelik görünüyor. Burada bir alüminyum.
gözüküyor. Ardından baktığımda bir basacak yer var mı? Şöyle tüm ana vatana basarsak. Tamam, alt depo manyağı alacağız kısacası. Combat Influence'a gerek yok. Şimdi bu Brezilya pezevengi bir düşüyor mu artık? Düşmüyor. Şimdi dur bakalım. Şuradan ben bir politik power almaya çalışayım diyecektim. Politik power verebilecek bir şey bu var. Ver bir politik power'ı. Düşüremiyoruz bunu. 180 influence'umuz da yok. Bir tur daha şöyle alayım desem 88 oldum. Yani bu kadar influence'um var ama hala bunu indiremiyorum. Sinir etti beni. Puppet olarak kalsın bari. Hani öyle savaşta diye büyük ihtimal bu da mı savaşta? Sen nereden girdin yani? Büyük ihtimal savaşta olan ülkeleri puppetlayamıyoruz. Bu çünkü şöyle bir şey sebebiyet verir. Bug olarak tahminimce bitecektir bunun sonucu. O bug da şöyle olacak tahminimce. Bu arada şöyle şunu da şöyle bırakalım. Bu orduları da haliyle dizeceğim buraya. Buraya minimum 48 şart. Şimdi şu tepe nok şu no üst noktalar, buralar dağlık noktalar daha çok. O yüzden özel birlikler buralarda çok fazla iş yapacak. Şimdi mesela sen reis geleceksin. Burada bir nokta var. Burada bir nokta var. Burada bir nokta var. Mesela şu dört bölgeyi sen rahatlıkla tutarsın büyük ihtimalle. En azından tut yani. Lan dur, yanlışa verdik. Sen. Bir. İki. Bunun kısa yolu yok mu? Z. Z. Sonra mesela yarısı hatta tamam burada olsun. Yarısı burada. Yarısının yarısı burada. Burada da şöyle durursa bence fitiz. Bu şekilde yerleşilebilir. Sonra başka rakip olabilecek var mı sınır olarak? Dur şöyle İran'a basayım. Mavileri görmeye çalışayım. Tamam yok. Güzel. Şimdi sen reis. Burada gördüğün gibi 3 sınır var. Bir buraya. Yarısı buraya. Yarısını yani kısacası şuraya 12. Buraya da 6. 6'ya 6 buraya dağıtacaksın. Sen dümdüz buraya koyacaksın kendine. Antrenmanlara başlayın siz. Tamamdır. Şimdi Amerika yatırım yapın yapın da şu şeyin yatırımı gitsin yani. Şu ya, şerefsiz Çin'in yatırımı düşmüyor. Valla combat basacağım. Yapacak bir şey yok. Bunları düşüremiyoruz. Ben bunların savaşta olduğunu unutmuşum tamamen. Tamam şimdi büyük ihtimal Rusya Savaşı'na da alacağız. Hazırlıklar şimdilik bu kadar. Ben ekstra olarak video dışı da bu orduları hazırlayacağım. Bunları da indireceğim. Mesela daha fazla. Evet, 21-24 daha özel bir birlik geldi. Bunlar da çok iyi olacak bizim için. Özel birlikler çok daha efektif çünkü. Bunların içini ben fulleyesim var. Nasıl yok ya XP? Şuradan gel birader. Hadi birader seri XP alalım. Yani o kadar antrenman antrenmanda dönüyor. Günlük şeyi dönüyor ya. Ayıptır. Neyse ben video dışı bunun içini tamamen full özel kuvvetlerle dolduracağım. Belki bunları hani marine falan için eklesem ne oluyor? Ha mesela yok. Defans eksisi ol mesela geliyor plane'lerde. Yok bunun içine bir şey eklemeyeceğim. Full özel birlik olacak bu. Tamamıyla içi full 90'a 90 mı artık 100'e 100 mü 1 milyonu 1 milyon mu kaça kaçsa. Buraların hepsi özel birlik olacak efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Yorum atmayı, abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Bunların bana çok büyük katkısı oluyor. Emin olabilirsiniz. O yüzden her türlü yorumlarınıza ihtiyacım var. İyi, kötü, eleştiri, normal hepsine ihtiyacım var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Bay bay.